daha. Evet, kahrolası peçeteler yine her yerde. Şu masa örtüsünü tut bir çırpalım şu lavabonun içine. Her şeyi üstüne dökmüşler. Daha burası neresi böyle? Tavuk var, inek var. Vallahi yan tarafta bir çiftlik gibi ufak bir yer var. Tarla marla var. Ne güzel bir yer. Evet. Yarı İstanbul, yarı köy. Daha Bey niye bu kadar uzakta yaşamayı tercih ettiniz? Denize yakın olsun istedim. Ola sanki dalgıçsın, denize yakın olsun, denize yakın olsun. Ya daha önce Yalova'da yaşıyordum ya Kadir Bey, o yüzden. He, oranın iklimine alıştım. Evet, evet, o yüzden. Anladım, peki. Şunları... Şu mavi bezi bana, ben bir alayım bir saniye. Evden mi çalışıyorsunuz? Evet, evet. Genelde evden. Çünkü... Online olduğu için her şey... Ne güzel, evden para kazanıyorsun. Konfeksiyon işi mi? Biraz daha el uğraştırıcı bir... Peki evden nasıl anlıyorsun? Neyi araştır? Ben hala... Şöyle. Hele sen otur şuraya işine. Şöyle... Bence siz buraya değil, diğer tarafa oturun. Böylece yüzünüzü daha net görürüz. Hah, aferin Kadir. Yarışmacımızın oturacağı yere bastın. Ben boşuna bir git oraya otur dedim. Kadir Bey inanın. www.araştırmacıdahan.com Dahan Bey araştırma işi yapıyorsunuz ama bunu oturduğunuz yerden nasıl yapıyorsunuz? Çağrı merkezindekiler o bize raporu yolluyor yani anket sonuçlarını yolluyorlar. Ondan sonra biz de rapor çıkartıyoruz. Biz de kir evet. Çıkartıyoruz. İşte dedim ama dün sildim. Ama dün silen camdan bu çıkar mı İşte Dahan? Çıkıyor bu. Ben bu tozu anlamadım. Bak bak bir şey diyeceğim. Dün silmişsin ama bak gel. Yo yo çıkar çıkar. Bir şey çıkmaz sen karışma. Bu camın Kadir bu Bey, aralarında bakın, bu kalmaz. Bakın, bakın burada benim diş fırçam var. Heh. Belki inanmazsın. Dişlerinizi burada fırçalamıyorsunuz herhalde. De, bu mutfak için veya o şey araları için. Ama bak bir saniye seyirci de bir görsün onu. İnce bir toz olsa neyse, köşede çamur kalmış bak. Yani silinmişse de doğru düzgün silinmemiş. Ondan bahsetmeye çalışıyorum. Bu toz değil ya bak toz tamam şurada olur elini atarsın gelir. Ama köşelerde bak hep kalmış görüyor musun? Bak şuraya gel sen i̇şte, de gör. İşte bununla da hatta bununla bile. Bunu ıslatta gel. Tamam. Islatta gel. Evet gördün mü? Şimdi bunun üstüne toz konar ama çamur olmaz. Çamur başka bir şey, toz başka bir şey. Bak bitti gördünüz mü? Şimdi bak. Evet burayı unutmuşum. Şimdi seyirciler... Kadir, Dahan Bey'in ne iş yaptığı tam anlaşılmadıysa ben şöyle bir toparlayayım. Çalıştığı şirketteki saha elemanları kamuoyu araştırması yapıyorlar. Daha sonra araştırma sonuçlarını Dahan Bey'e gönderiyorlar. Dahan Bey de o araştırma sonuçlarını hesaplıyor ve bir rapor oluşturup şirkete gönderiyor. Peki evet. Bir şey diyeceğim. Şimdi telefonda ben arıyorum mesela çamaşır makinesi bayisini. İşte bana diyorum çamaşır makinenin filtresi lazım bilmem ne. Tabii Kadir Bey de sonra diyor ki sizi diyor 2 dakikalık diyor bir anketimize yönlendireceğim diyor. Ben bazen tak kapatıyorum uğraşamam o kadarıyla. Bazen de eğer kadın güzel ilgilendiyse diyorum ki hadi hakkını yemeyeyim gireyim ankete. Onu da üstüme bir boş biliyorum. Giriyorum. Bana diyor ki şunun için buna bas, bunun için buna bas. Sen benim oradan bastığımı ne görüyorsun? Sisteme işleniyor onlar. Bastıktan sonra sistemde puan sisteminiz direkt işleniyor. Hepsi yani bilgisayarda... ben orada 1'e bastım mı, siz benim 1'e bastığımı görüyor musun? Evet, bilgisayarda işliyorlar. Ben de diyordum ki bunlar rastgele kafasına göre neye basarsın, kendileri istediklerini öyle gösteriyorlar. Yok, zaten hepsi sizi yönlendiriyor ya sisteme. Ha. Hani tuşlama sistemini yönlendiriyor. Ama diyor. Geberiyorsunuz ki o müşteri temsilcisine bağlıyasınız. Ona ulaşılamıyor. Adam devlet başkanı sanki. 50 tane adam çıkıyor da geberin bunu bağlamıyor. Bak bir de şimdi teknoloji ilerledi diye bir tane kadın çıkartmışsın. Her yerden sesi çıkıyor cırıltı cırıltı. Evet size nasıl yardımcı olabilirim? Diyorum ki kız sen benim müşteri temsilcisine bağlı. Diyor ki ben nasıl? Diyor ki bacım seni istemiyorum. Onun da gururu da yok. Diyorum ki kız sen çekil diyor bana herifi bağla. Size nasıl yardımcı olabilirim? Dedim ki boşandım bana dolmaçı lazım bağlayabilecek mi? Zırıltı. Kadir ben o konuştuğun robotun hassas noktasını buldum. Ha neymiş? O robota kartım çalındı dersen hemen seni müşteri temsilcisine bağlıyor. Bak 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 uyanıklar aslında çalındı. Aslında şöyle bir şey diyebilirsiniz. Bunların dışında dediğiniz zaman sizi direkt bağlıyor. Aa! Evet deneyin bunların dışında deyin. Ben niye yıllarca yalan söyledim o zaman? Aa herif günaha soktu hep boştan yere. Bunların dışında. Bunların dışında evet. Ama sonra bir daha ne kadar dışında diye sormasın. Yok sormuyor. Tekrar. Az aşağıda abi az aşağıda. Boş bir zırıl tavuk. O hanımı ben bir bulsam soracağım da bulamıyorum. Peki şöyle bir şey sorayım. Diyelim ben size araştırma yaptırdım ama siz millete sormak yerine kafanıza göre sonuçlar yazıp beni dolandırdınız. O zaman ne olacak? Yok bizde öyle şeyler yok. Hepsi resmi kayıtlar. Bizde öyle şey olmaz ne demek? Lalile esnafı mısınız siz? Abi bizde yok öyle.
diyor ki bir şey diyeceğim. Oldu ki ben sana para verdim. Dedim ki Dahun al bu 500 lirayı. Sen bizimkini iyi göster de ki anketlerde çok seviliyorsunuz. Herkes Kadir Bey, Kadir Bey diyor dedi. De ki onu, elçimin firması kötü görünsün. Al şu 1000 lirayı. Onu neden yapamıyorsunuz? Bütün kayıtlar dinlendiği için resmi döküm çıkardığınızda atıyorum. Herhangi bir listenin arasından bir tanesini seçiyorlar. Dinliyorlar. Raporla. Tek tek o konuşmaları dinliyorlar yani mı? Yani çoğunu dinleniyor. Aynı zaten aralarından rastgele seçiyorlar. Hani dolandırıcılık olmasın, yanlış bilgi olmasın. Ama siz ortalamasını alıyorsunuz. Bir tane dinlemekle olur mu bu iş? Ama şimdi şöyle bir şey var. Kötüleri ayrı yere konuluyor, iyiler ayrı yere konuluyor veya kararsızlar bir yerde listeleniyor. Hepsinin arasından seçiliyor. Bir de kararsızlar var. Evet, ay bir de kararsızlar var. Kararsızsın, niye arıyorsun ki sen? Niye ankete katılıyorsun? Ben size söyleyeyim yarışmacılarımızdan. Bak. Adalet Hanım gibi. Ha. Olmuş da süper olmuş da olmamış da. Bak işte ben o işi yapamam. Ben mesela o karşıdaki o konuşan kişi olsam, yani bayide çalışan kişi olsam, abla Allah aşkına niye boş boş zırıldıyorsun? Beğendin mi beğenmedin mi? Geç işte bunlara, başka derdim yok. Ben hayatta çalışıyorum. Ben hemen davranırım mesela. İşte. Ağzını gözünü yayanlar. Evdeki kocasından hırsını alamam. Beni arıyor, benden hırsını almaya çalışıyor. Bir tane yanlış içi kıyamet kop. Sizi mahkemeye vereceğim, dava edeceğim. Alt tarafı bir numara yanlış söylenmiş ya da bir şey gelmemiş. Ben öyle uğraşamam, gerilirim ben. Yani işte bizim de kalite kontrolcülerimiz hepsini değerlendiriyor, bakıyor. Orada bir şey kalmış sanki. Ver bakayım bezi. Hah, tamam şimdi temizlendi. Peki burayı aldınız mı daha? Evet, evet orası gitti. Takalım filtremizi yerine. Kadir artık şu meşhur banyoya gidelim mi? Ne dersin? Gidelim, gel. Banyoya gidiyoruz, gel. Banyoda neler bulmuşlar çok merak ediyorum. O bir ton kıl var orada, bilmiyorum o saçlar kim. Yalnız Gülsen Hanım dedi ki o elektrik fişlerinin... Onu ben söyledim sabah, laf çalma benim lafımı. Ben dedim değil mi sana sabah onu? Evet, kapının ağzında ben söyledim. Evet, evet. Laf tekrarı yapma. Dedim ki Gülsen abla o açılmayan camın arasına elini sok. Dedi ki sigortaları, prizleri yıkayan adam buraları niye almıyor dedi dedim. Benim lafım. Ben onu demeyecektim ki. Koridordaki sigorta kutusunun üstünde bir şeyler varmış. Yok artık koridor sigortasından anlayayım. İni kofraya da baksın bari. İşte artık bir şey bulamayınca... Çağırsın. Ne diyeyim? Geç. Bak ön yargılısın işte. Ben senden farklı bir şey söyleyecektim ama beni dinlemedin bile. Lafı çevirdin, lafı çevirdin. Tamam ben geçiyorum. Hiç güvenemiyorum, inan olsun. Evet, Doğukan Bey'in en çok kendine güvendiği banyosundayız. Doğukan değil, Kadir. Pardon, Dahan, Dahan. Barış Manço'nun oğluyla karıştırdın galiba. Biraz benziyor. Bu nereden çıktı? Yani Kadir Bey, belki çamaşır makinesinin arkasından çok uzanamıyorum çünkü bunun ayakları ve şurası... nasıl diyeyim, o çok yukarıda kalıyor. Sırf şunları bile takmak bizim için çok zor oldu. Makinacılar evet, geldi. Evet, yere yapışıyor. Evet, o yüzden çok çekemedim. Açıkçası bunu da çekmişler. Peki. Tekrardan servis bana bir geldi. Eldiven verin ama onlar çamaşır makinesinin arkasından çıkmadı. Bir eldiven verin bana, şunları şuradan alalım, benim kira geldi bana. Evet Doğukan, ama şey Dağhan, sence nereden çıktı? Belki giderden bulmuş olabilirler. Çünkü şu giderimiz çok tıkalı olduğu için yıkarken sürekli zorlanıyorum. Giderden çıkarmış olabilirler. Çamaşır sepetini oralardan aldılar. Aa, çamaşır sepetini hiç kullanmıyorum ki. Çamaşır sepetinin arkasından mı aldılar acaba buradan? He, bunun arkası ya biraz... Ya hasır ya. Olabilir evet. Çünkü hiç... Bak görüyor musun? Evet, hep altta kalmış. Peki bunu niye atmıyorsun sen? Ya onu atacaktım. Allah aşkına. Ramses'in yatağına dönmüş. Evet, onu atacaktım. Hatta şimdi atabilirim onu. Ben çünkü kurutma makinem olduğu için onu hiç kullanmıyorum. Büyük ihtimalle atıyoruz o zaman. Çok iyi olur. Ben bunu sobada yakarım. Tamam. Güzeldi o Kadir. Kalsaydı keşke. Hayır. Arkası gitmiş. Neyi güzel bu da? Hiç güzel çamaşır. Burada şeyleri düşmemiş. Şimdi evet, bu makineyi çekelim biz. Evet, çekelim ama sonra ayaklarına yardım ederseniz çok mutlu olurum. Bak, 5 tane adam var orada. Tamam. Bak, eli cebinde bekliyor. Bak ayaklarıyla geldi daha yani. İşte ama... O boyuna, postuna, ele sıfatına bunu çekemedi. Hep çıkıyor Kadir Bey ayakları ya. Onu ben nefret ediyorum onunla. Bak çıkmadı. Valla ama sop diye belki çektim. Yerler çok yani ıslaktı neymiş ya. Problem boyda posta değil, kuvvattaymış. Evet kesin, ben bir orayı sil... Getir. Yoksa bakın Kadir Bey, buraları hep elimin uzandığı yerler, silmeye çalışıyorum. Bak aslında bak çok rahat gidiyormuş bu. İşte, az dur bakayım. Ama sizi ben kapının ağzına aldım. Daldan dala dayla alara kızım gider yayla alara yaylası yüzerin olur. Kızım içer gelin olur. Daldan dala daysı bakar çevire mendil emisi takar. Geç kapıya. Geç. Peki kuruyunca onlar geri yerine gelince ne olur? Aa, siz de alıştınız ama bu lafa. Sildim bakın, buralar hep kuruduktan sonra kurumayı kendine iyi bahane. Sen bir kuru temizleme aç bence.
Akşama kurursa görüşürüz. Tamam. Akşama sileceğim, akşama sileceğim. Fayasaki kireçleri akşama telleyeceğim. Dağın kuruyor dedi, akşama göreceğim. Na 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 tiririri 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 ram ram. Kadir Ezel değil en amarat benim tiririri nom nom. Yalnız ben şimdi buna takıldım, telliye telliye giderim. Heh. Evet, kapının üstünü de aldım gayet. Güzel efendim. Şimdi ortayı sildik burayı, mi? Evet. Bundan yeni sildim. Ama yeni sildim burayı, şey yeni yıkadım. Ben bezden aldım şöyle arkasıyı. Tamam. Ben de babayı da bir dezenfekte edeyim. Şu saçaklı halıları serelim. Kapatma. Mutfağa gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.